Merhaba arkadaşlar. Bu videoda StartNet notlarınızı nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğim. Bu videodan kurulumu yapmıştık daha önceden. Da bayağı olmuş. İşte bir haftada bir, iki haftada bir duruma göre güncelleme gelebiliyor. Sık güncelleme gelebiliyor. Ve de bunun için çok soru geliyordu. Bunu bir hem kılavuzla hem de video ile halletmenin uygun olacağını düşündüm. Şimdi o kurulumları gerçekleştireceğiz. Yalnız bu benim gösterdiğim işlemler benim videomdan kurulum yapanlar için geçerli. Farklı e, kurulumlar yapanların ona göre işlem yapması gerekiyor. E, şimdi işlemlere geçelim. E, StartNet Türkiye'nin kendi yayınladığı, mediumda yayınladığı e, kodlardan yapmıştık biz işlemleri biliyorsunuz. Şimdi e, yükleme işlemini hazırladığım yani update işlemini, güncelleme işlemini hazırladığım böyle bir kılavuz var. Onun üzerinden yapacağız. StartNet'in bağlı olduğu, e, StartNet'in çalıştığı... VPS'e Put ile bağlanıp ekranı bu şekilde beklettikten sonra şimdi öncelikle nodun çalıştığı biliyorsunuz Timux işlemi açarak Timux açarak yükleme işlemini başlatmıştık. Şimdi o ekranı açıyoruz önce. Termux'e yazdığımızda bize Timux ekranlarımızı getiriyor. Burada şu kodu girerek Eğer sizin Timux ekranınız yani Stacknet'in çalıştığı Timux ekranı hangisi ise onun en soldaki yazan ismini giriyorsunuz. Benimki 6'da çalışıyor. 6'ya girdim. Bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi not çalışıyor ancak güncelleme uyarısı vermiş. Şimdi öncelikli olarak nodu durduracağız. Burada da adım adım yazdım bu işlemleri. Okursunuz. Yani burada ne yapıyorsak buraya da aynısını yazdım. Şimdi Ctrl C'ye basarak nodunuzu durduruyorsunuz. Bazen bastığınızda takılabilir, durmayabilir. Ve birkaç defa CTRL'e C'ye basın. E, not kendini bir süre sonra durduracaktır. Evet not şu anda kendini durdurmuş durumda. İşlemleri buradan yapmayacağız. Bu Timux ekranından şimdi e, CTRL'e B'ye basıp daha sonra D'ye basarak bu şekilde çıkıyoruz. Şimdi e, bize orada bir versiyon uyarısı vermişti biliyorsunuz. E, o bizden istediği versiyon ama biz garanti olsun diye şu e, linke tıklayıp Şurada en son versiyonu görelim. Güncel versiyon 0.3.1'miş en son yayınlanan. Şimdi bunun üzerinden güncelleme yapacağız. Tekrar buraya döndüm. Şuradaki kodları sırasıyla giriyorum. Şuradaki v0.3.1 siz artık bu videoyu ne zaman izliyorsanız güncelleme yaptığınızda deminki açtığım ekranda çıkan o versiyon ismi şöyle direkt 3'ünü alıp kopyala yapıştır yapabilirim. Kopyaladım. Masum sağ tuşuyla ekranda yapıştırdım. Burada en son enter'a bastığımda, şimdi işlemleri bu şekilde e, sıralaması lazım sizde de. Bu adımı yaptık. Şimdi buraya geçelim. 3.1'e de geçtik sorunsuz şekilde. Şimdi burada tekrar Timux ekranı açıyoruz. Farklı bir Timux ekranı açıyoruz. Bunun nedeni de az sonraki başlatacağım yükleme işleminin uzun sürmesi. Biliyorsunuz bazen puti bağlantıyı kesebiliyor ve de bu da yüklemede sorunlara neden oluyor. O yüzden bir Timux ekranı açıyorum yine. Unutmayın şu dosyanın şu klasörün içinde olacaksınız. Bu klasörün içinde olmadan işlemi başlatmayın. Zaten gösterdiğim sırayla Timux yazdığınızda direkt otomatik e, buranın içinde size ekranı getiriyor Timux'ta. Kopyaladık, sağ tuşla yapıştırıp Enter'a bastık. Şimdi gördüğünüz gibi işlemleri başlattı. Şimdi bazen e, rast rast versiyon sorunları çıkabiliyor. Eğer o sorunu e, öyle bir sorun çıkarsa, o sorunu açmak için şu linkte tıklıyoruz. Açılan şöyle bir ekran var. Buradaki, şuradaki linki, en son bu hangisi ise, hangi versiyonsa, bu siz buradaki en son e, çıkan bu linki kopyalıyorsunuz. Yapıştırıp tekrar yüklüyorsunuz. Şimdi şu e, yükleme işleminin bitmesini bekleyelim. Şimdi yükleme devam ederken ben de az önceki bahsettiğim Rust'la alakalı versiyon sorunu çıkardı. Siz de bu şekilde de yazabilir. E, versiyonla alakalı bir sorun olduğunu da yazabilir. Ama sorunun rast olduğunu gördüğünüzde yapacağınız işlem şu: Az önceki gösterdiğim siteye gidiyorsunuz. Buradaki kodu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Size e, uyarı veriyor. Önceden yüklü olduğu için devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz gibi bir soru soruyor. Küçük y ile y'yi yazıp Enter'lıyorsunuz. Böyle bir ekran getiriyor. Burada hiçbir şeye basmadan tekrar Enter'lıyorsunuz. Ve de e, versiyon güncellemesini hızlı bir şekilde yapıyor. Evet yükleme işlemi kısa süre içerisinde bitti. Şimdi daha önceden buradaki kodu açtım. E, denemiştik. Rastorunu çıkarmıştı. İsterseniz klavyenizin ok, yukarı ok tuşuyla ya da yine buradan kopyalayıp buraya yapıştırıp enterlıyorsunuz. Ve de yükleme işlemine direkt gördüğünüz gibi geçti. Buradaki işlem bayağı uzun sürebilir güncellemenin durumuna göre. O yüzden zaten o yüzden Timux'la başlamıştık burayı. Şimdi buradaki işlemin şu 408 tane dosyanın ee, yüklenmesini bekliyoruz. Ondan sonra zaten direkt bize tekrar e, satır yazma ekranına e, geçirecek. Evet, yükleme işlemi bitti. Ekran bu şekilde olduktan sonra tekrar bu ekrandan çıkmamız gerekiyor. CTRL, B, sonra da D'ye basıp bu Timux ekrandan çıktık ve de en başta e, yine aynı şekilde çıktığımız e, nodun çalıştığı, starting nodun çalıştığı Timux ekranına giriyoruz. Benimki buradaydı, Enter'ladım. Şimdi burada, şuradaki kodu girerek çalıştıracağız. Ee, biliyorsunuz burasının uzantısı buraya da yazdım ama şurada Mainnet ile başlayan bu uzantı sizin Infra veya Alchemy'den aldığınız size özel Mainnet nodu. Zaten bu ilk e, Mainnet linki, bu ilk e, videomda zaten var. Oradan e, tekrar eğer almadıysanız, yeni kuruyorsanız vesaire, e, oradan görebilirsiniz işlemi. Şimdi burada o başlatma kodunu kendim için buluyorum. Klavyenin ok tuşlarından bir kere yukarı bastığımda benim kullandığım kod bu şekilde geldi. Şimdi burada Enter'lıyorum ve de çalışmayı başlatıyorum. Nod'un çalışmasını başlatıyorum. Ve gördüğünüz gibi Nod'u versiyonu en son versiyonda yazdığım versiyonda başlattı. Sorunsuz bir şekilde başlattı. Şimdi burada birkaç satır blokların geçmesini veya onay vermesini bekleyelim. Evet arkadaşlar eğer not başladıktan sonra başlattıktan sonra şöyle bir sorunla karşılaşırsanız yapmanız gereken işlem klasörü silip tekrar bazı işlemleri sıfırdan yapmak çünkü bu sorunu aşamadım birkaç şey denedim ama olmadı. O yüzden eğer bu sorunu yaşadığınızda yapacağınız işlem şu. İlk önce bu VM ekranında şunu yazıyorsunuz. yazdıktan sonra enter'e basıyoruz ve de ben ekranını ben ekranından çıkmış oluyoruz. Ondan sonra yapacağımız işlem şu. RM-RF-RM-RF -rf. yazıyoruz, enter'liyoruz ve de o klasörü sildik. Şimdi bundan sonra tekrar bu e, kılavuzdaki şu adıma geliyoruz. Bundan öncekileri zaten yüklediğimiz için sıkıntı yok. Şu adıma gelip yeni versiyona göre az önceki videoda bu videoda göstermiştim yeni versiyonu nasıl bulacağınızı. Yeni versiyona göre şurayı değiştirip sadece şurayı değiştiriyorsunuz. Burayı olduğu gibi alıp kopyalayıp yapıştırıp işleme devam ediyorsunuz. Zaten bir önceki videoda nasıl kurulduğunu göstermiştim. Oradan devam ediyoruz. Hatta şu işlemi de göstereyim. Şuraya şunu olduğu gibi kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Buraya son versiyonu yazıyoruz. Şunu silelim 0.3.1. Enterladıktan sonra bakın klonlama işlemini olduğu gibi yaptı. Daha sonrası buradan adım adım işlemlere devam edersiniz ve de yüklemeyi bitirirseniz tabi az önceki gösterdiğim gibi bir sorun yaşarsanız. Evet arkadaşlar daha sonra ekran akmaya başladıktan sonra bu şekilde bloklar e, sıra sıra akacak ve de sistemi eşitlendiğinizde de yavaşlayacak bildiğiniz gibi bununla ilgili anlatacaklarım bu kadardı İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere.